Merhaba, ben Ozan ve bu bölümde modları oluşturan dörtlüleri ve beşlileri inceleyeceğiz. Günümüzdeki majör ve minör olarak adlandırılan ikili ton sisteminden farklı olarak Orta Çağ'dan 16. yüzyıl ortalarına kadar gelen 8'li ton sistemi vardı. Bu tonlara mod deniyor. 8 modlu sistem Batı'da ilk olarak 9. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Bizans'taki oktoekos yani 8 ses anlamına gelen sistemden uyarlanıp birbiriyle benzerlik gösteren ve bitişi aynı olan ezgileri gruplandırmak için kullanılıyordu. Bu bitişler re, mi, fa, sol olarak 4 nota üzerinde kabul ediliyor. Her bir modun 2 versiyonu var. Dolayısıyla 4 bitiş sesinden 8 moda ulaşıyoruz. Modları tanımlarken bunları oluşturan dörtlü ve beşli türlerinden bahsedilir. Türden kastettiği dörtlü ve beşlileri oluşturan tam ve yarım seslerin sırası. Bu aralıkları nasıl bulunduğuna yabancıysanız ya da anımsama gereği duyuyorsanız Pisagor ve müzik bölümlerini izleyebilirsiniz. Dörtlülerle başlayalım. Bir tam dörtlünün içinde iki tam bir de yarım ses bulunur. Bunları yapı taşı olarak düşünelim. Eğer iki tam ve bir yarım ses varsa bunlarla oluşturabileceğimiz tür sayısı en fazla 3 olacaktır. Yani yarım sesin başta, ortada veya sonda olması gibi. İlk tür olarak adlandırılan dörtlünün aralık sırası tam, yarım, tam ses. Bu yarım sesin ortada olduğu simetrik bir başlangıç. Örnek olarak re, mi, fa, solü verebiliriz. Tam, yarım, tam ses şemasını izleyen her dörtlü ilk dörtlü türüne örnek olacaktır. Re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol. 11. yüzyıldan itibaren solmizasyonun yaygınlaşması ve yarım sesin mi, fa olarak ifade edilmesiyle birlikte her bir dörtlü için aynı heceleri kullanmak mümkün hale gelmişti. Solmizasyon konusunda yabancı olanlar için mi, fa ve heksakortlar bölümünü öneririm. İkinci dörtlü türü pesten tize doğru sırasıyla yarım ses ve iki tam sesten oluşuyor. Buna da mi, fa, sol, la diyebiliriz. Yine aynı şemayı izlemek kaydıyla farklı seslerde de oluşturulabilir. Mi, fa, sol, la. Mi, fa, sol, la. Mi, fa, sol, la. Üçüncü ve son dörtlü türü yine pesten tize olmak üzere sırayla iki tam ve bir yarım sesten meydana geliyor. Yani ikinci dörtlü türünün tam tersi sırada. Buna da ut, re, mi, fa diyebiliriz. Ut, re, mi, fa. Ut, re, mi, fa. Ut, re, mi, fa. Ayrıca bu üç dörtlü türü görüldüğü gibi tek bir heksakort içinde ifade edilebiliyor. Beşli türlerine gelince. Bunlar dörtlülere tam ses eklenerek elde ediliyor. İlk iki dörtlünün üstüne eklenen tam sesler yine ilk iki beşli türünü veriyor. Re, mi, fa, sol, la, re, la. İkinci beşli. Mi, fa, sol, la, mi, mi, mi. Görüldüğü gibi solmizasyonda beşli atlamalarda aynı hece kullanılabiliyor. Üçüncü dörtlü türünün altına tam ses eklendiğinde üçüncü beşli türü, üstüne tam ses eklendiğinde ise dördüncü beşli türü oluşuyor. Üçüncü beşli. Fa, ut, re, mi, fa, fa, fa. Dördüncü beşli. Ut, re, mi, fa, sol, ut, sol. Böylece üç dörtlü ve dört beşli türünü tanımış olduk. Daha önce ilkin çok sesleri incelediğimiz Musica Enchiriadis'te aynı ezginin bu 4-5'li türde uyarlanmış örnekleri var. Bitirmeden bu pedagojik örneklere bir bakalım. 1. beşli yani Protus. Alleluya. 2. beşli yani Deuterus. Üçüncü beşli yani Tritus. Alleluya. Dördüncü beşli yani Tetrardus. Alleluya.
Bir sonraki bölümde birinci beşli ve dörtlü türlerinden oluşan ve adına protusta denilen Doryen moduna inceleyeceğiz. Hoşçakalın.